Beyda Yıldırım, 2003 Van'da doğdum. Özel sporcular atmalar branşıyla uğraşıyorum. Dünya şampiyonuyum. ...2011 Van depremi yaşadık. Üzüntülü bir olaydan sonra Samsun'a getirtildik. Ve ardından eğitim hayatımı öğretime başladım. Van depremini yaşadıktan sonra 5 çocuğumla, ben, eşim, 7 kişiydik. 5 çocukla sadece bir çuval elbiseyle biz buraya geldik. Ben bahçede oynarken Vildan teyze, daha doğrusu biz ona Vildan teyze diyoruz, öğretmen demiyorduk. Beni bahçede keşfetmesi ve ardından oğluna Artunç Göz'e söylemesiyle benim atletizme başlama hikayem başladı açıkçası. Eda'nın fizik ve gücü hemen dikkatimi çekti. Beden eğitimi derslerinde de gözlemlemiştim. Sonra beden eğitimi öğretmenleriyle konuştum. İyi bir sporcu olabilir dediler. Psikolojisi de o dönem çok bozuktu. Ve ben Eda'yı hemen oğluma konu ettim. Eda'nın 2011 Van depreminden Samsun'a göç geldiğini öğrendim. Tabii karşımda daha farklı bir çocuk belirdi. Daha küçük yaşta böyle bir trajedi başından geçmiş bir çocuğun sadece inşa etmeniz gereken yıkılan evi değil, tekrar hayallerini, umutlarını, geleceğe dair güçlendirmek adına ona önemli şeyler aşılamamız gerekiyordu. Onun doğru kapıyı bulması için doğru yöne doğru ilerletmemiz gerekiyordu. Özel sporcu mental anlamda, zihinsel anlamda diğer bireylerden biraz da öğrenme güçlüğü çeken sporcu. Sadece öğrenme güçlüğü çeken ve uygulamada biraz daha geç uygulamaya, faaliyete sokan, uygulayabilen birey demek özel sporcu. Gülle'yi henüz bilmiyordum, hatta adını bile söyleyemiyordum. Bilmediğim branşta yarıştım, ilk yarışım öyle olmuştu. Herkes bana söylediğinde gülle atıyorum dediğimde ya nasıl olur ya, hep erkekler atıyor, nasıl kızlar atabilir falan tepki alıyordum. Ailem karşıydı, öncelikle babam çok karşıydı. İlk başta tabii ben bu işe biraz karşıydım yani kısacası. Ondan sonra Aytunç Hoca'yla tanıştığım zaman gözü kapalı güvendim yani, teslim ettik çocuğu. Yani gittikçe üstüne katma kattı, bu hale geldi Allah'a şükür, önü açık oldu. Bir hafta vardı yarış, Antalya'ya gidecektim. İlk yarışımdı ve 12 yaşında bir ailemsiz bir il dışına çıkacaktım. Bir deneyim olacaktı açıkçası benim için. Evet, bir heyecan. Sonuçta bir yarışa gidiyorum. Bir şehir görüyorum ya, Antalya'ya gidecektim. Ama bir korku. Çünkü annem yok, babam yok. Bana böyle gülleyle ısın dediklerinde ne yapacağım ya ben dedim çünkü. Bir hafta çalıştım hatta. Bir hafta bile çalışmadım. Tek tük gidiyordum idmanlara. 5 metre attım. Bu beni mutlu etti. Türkiye şampiyonluğunu elde ettim. Gülle atma branşında okul sporları Türkiye rekorunu kırdı. Bu çok önemli bir dönüm noktası oldu kariyeri için. Çünkü bu kırdığı rekorla birlikte milli takıma seçildi. Milli takıma girdikten yine çok kısa bir süre sonra, 6 ay gibi kısa bir sürede Fransa'da gerçekleştirilen IPC turnuvasında Eda Yıldırım çekiç atma branşında Avrupa üçüncüsü oldu. Ve artık bu Eda'nın ve Eda'nın akrabaları, aileleri için Eda'nın kanıtlamak istediği o başarı öyküsüne giden yolda en güzel anahtar bu oldu. Çünkü ne kadar çabalarsak çabalayalım sonuçta ortaya çıkar bir tablo olması lazım bazı insanların bu resmi görebilmeleri için. Bu da bizi çok memnun etti. Bir sene sonra gülle atma branşından milli takıma girdim. Yani bu benim için gurur verici bir şey. Yarışıma girdikten sonra daha çok destekler arttı, daha çok güven arttı. Yapabileceğime daha çok inandılar, daha çok yüklendi Sinem abla ve Aytunç Hoca psikolojik olarak hep yanımda oldular. Beni yüksek tuttular. Aytunç Hoca ile o zaman kendisi özel sporcularda
sprint ve atlama branşlarında sporcu çalıştırıyordu. Bir gün geldi, abi dedi ya, bir tane dedi Van'dan gelen bir kız var dedi, fiziği çok iyi dedi, atıcı olabilir dedi, ona bir bakar mısın diye bir gün sahaya getirdi. Dedim onu dedim normal özel sporcuları bir kenara bırak dedim, normal Atletizm Federasyonu'nda TAF'ta bile yarışıp ve oralarda bile derece alabilir fiziğine sahipti ve o gün biz Eda ile çalışmaya başladık. İstanbul'da normal kategoride normal sporcu TAF'ın yarışında 2 ya da 4 santimle TAF'ın milli takımında yarışma şansını kaybettim ve bu Türkiye'de özel sporcularda ilk, Türkiye dördüncüsü oldum normal TAF'ın U20 kategorisinde. İyi bir özel sporcu normal sporcularla yarışacak yani. Tunus'ta düzenlenen Grand Prix Esra'dan sonra ilk Türkiye'de madalya alan ikinci sporcu oldum. Orada da 10.91 atarak baraja yaklaştım ve birincilik elde ettim. Ardından İsviçre'den düzenlenen dünya şampiyonasında orada da rekor kırarak dünya şampiyonu oldum. İnsan zaten evladının annesi ama bir şampiyonun annesi de ayrı bir gurur verici. Gerçekten ayrı bir gurur verici. O eve geldiği zaman var ya sanki dünyalar bizim oluyor. Nasıl dakikalar, saniyeler geçecek diye büyük bir mutlulukla onu bekliyorum. Benim açımdan pes etmek korkakların işidir. Çünkü ben korkak değilim. Ben yapacağıma inanıyorum. Ben bir yere geleceğime inanıyorum. Rakiplerim benden yaşça büyük olabilirler. Evet, daha deneyimli olabilirler. Hatta daha böyle rekor kırabilirler ama benim kendime olan güvenim ve azmim onları yıkabileceğimi düşünüyorum. Belir saklanma taraftarıydım. Asla kendime güvenmezdim. Özgüvenim yoktu kendime. Spor benim ben olduğumu ortaya çıkarttı. Spor yaşamasaydım ne kadar azimli ya da hırslı bir kız olacağımı ben düşünmüyordum açıkçası. İlk geldiği zaman çocuktu ve şöyle bir pozisyonu vardı. Çekingendi. Eda konuşamıyordu bile. Ama şu an mesela biriyle tanıştığı zaman ya da bir röportaj vereceği zaman çok rahat şekilde kendini ifade edebiliyor. Ve bunu idmanla, bizimle ve sporla kazandığına inanıyorum ben. Spora teşekkür ediyorum yani. Buradan da bütün çocuklara ya da benim gibi olan insanlara kapı ardından çıkıp ve spor yapmalarını istiyorum. Ben Van'da göçük altında kalıp dünya şampiyonluğunu elde ettim. Benim için bir başarı değil. Daha başaracağım çok şey var çünkü kendime inanıyorum, hırsıma inanıyorum, azmime inanıyorum. Bu enerji benim içimde hep vardı. Her zaman bu enerjiyle başarıyorum.